Tabii gündemde birçok konu vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen. Son günlerin en çok tartışılan ve merak edilen konusu asgari ücret meselesi de soruldu gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şimdi 11 Aralık tarihinde yapılacak bir toplantı var. Ne o toplantı? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıya ve %35 civarında yapılması öngörülen, tahmin edilen bir zam oranı var dendi ve rakam şöyle telaffuz edildi: 15.393 lira mı olacak asgari ücret diye soruldu. Biz çalışmaları yapıyoruz. Vedat Işıkhan'ın bize bir sunum yapmasını, hazırladığı raporu önümüze getirmesini bekliyoruz. Elbette biz enflasyona çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz. Bunda kararlıyız. Enflasyon belasını da en kısa sürede def edeceğiz. Tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Enflasyon tarih olacak dedi. İnşallah diyoruz biz de. Ve tabii son günlerin yine en çok konuşulan, tartışılan konusu soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçakta gazeteciler tarafından. Fatih Terim fonu olarak kamuoyunda yer eden bildiğimiz bu fon dolandırıcılığı meselesi ve fenomenler meselesi, özellikle kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiaları soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ve Erdoğan alt bantta da arkadaşlarım zaman zaman son dakika bilgisi olarak getiriyorlar ekrana. Bankayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Tüm adı geçen şahıslarla ilgili en üst düzeyde soruşturmalar yürütülüyor. Türkiye bir hukuk devleti, kimin ne kusuru varsa, kimin ne ihmali varsa, her kim ne yapıyorsa bunun hukuk önünde bedelini ödeyecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi aslında dış politikayla da ilgili önemli açıklamaları var. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. İklim zirvesi için gitmişti ama elbette ana konulardan, gündem konularından bir tanesi de Gazze'de yaşanan insanlık dramıydı. Gazze'de yaşanan dramla ilgili olarak Türkiye'nin soyunduğu rolü de uzun uzadıya anlattı detaylı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hamas'a yine sahip çıktı. Bozulan Türkiye-Yunanistan ilişkilerinden de Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Evet, iklim zirvesi için gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve dönüşte de gündemdeki soruları yanıtladı gazetecilere. Akşener özel görüşmesi, asgari ücret meselesi ve şu fenomenler meselesi, özellikle futbolcuların dolandırıldığı yönündeki davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu ve burası hukuk devleti yanıtını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi CHP'nin 1 Aralık tarihinde, yani dün Antalya'da başlayan yerel seçim odaklı kampı devam ediyor. Özel bugün de konuştu, dün de konuştu CHP lideri Özgür Özel. Verdiği mesajlar ağırlıklı olarak yerel seçim, yerel seçimlerde tarihimizin en büyük zaferini kazanacağız dedi CHP lideri Özgür Özel. Kampın ayrıntılarını ve notlarını, çok daha fazlasını Şeyma Paşa Yiğit bizlere aktaracak. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da konuğu. Hemen Şeyma'ya sözü uzatayım, daha fazla bekletmeden bırakayım. Şeyma, merhaba, kolay gelsin. Konuğunla seni dinliyoruz. Sinem, değerli bir konuğum var ama kısaca özetlemek gerekirse şu an Antalya Manavgat'tayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampı başladı. Normalde yasama yılından önce başlaması gerekiyordu rutin olarak ama 38. olağan kurultay sebebiyle 3 ay ertelemeli olarak 1 ve 3 Aralık arasında yapılıyor bu kamp. Bugün iki önemli gündem var. Kurultay süreci değerlendirilecek. Parti sonrası, kurultay sonrası parti neler yapıyor? Bunlar değerlendiriliyor ve yasama faaliyetleri değerlendirilecek. Bilindiği gibi bütçe komisyonda komisyon görüşmeleri sona erdi. 2022 kesin hesabı ve 2024 bütçesi 11 Aralık'ta da genel kurulda görüşmeye başlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi neler yapacak? Bunun bir değerlendirmesi yapılacak ve Can Atalay ve Yargıtay krizi sonrasında bir adalet nöbeti başlatılmıştı. O sona erdi. Başka neler yapılabilir mecliste? Bunlar konuşulacak. Yarının gündemi ise yerel seçimler. Kurultay sonrasında genel başkan değişimi ve parti meclisi MYK değişiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi düğmeye bastı yerel seçimler için ve hızla çalışmalara başladı. Yarın da yerel seçimler
yarın da yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak ve MYK toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da saat 17'de başlayacak. Pazartesi önemli, zira Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyarete gitmişti. İşbirliği yapabilir miyiz diye sormuştu. Meral Akşener de Genel İdare Kurulu'na soracağını söylemişti. İyi Parti'de Genel İdare Kurulu toplanacak saat 15'te. Bu soruyu soracak Meral Akşener. Tam o saatlerde 14.30'da da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde parti meclisi toplanacak. Yine yerel seçimlere ilişkin önemli kararlar alınacak. Bugünün gündemi meclis dedik, yasama faaliyetleri dedik ve kurultay sonrası süreç dedik. Yanımda değerli konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın var. Gökhan Günaydın'a hoş geldin diyorum ve hızla soruyorum. Yasama faaliyetleri için Özgür Bey bütçeyi öne çıkardı. Evet. Hepimiz konuşacağız kürsüde dedi. Ve Can Atalay sonrası, Yargıtay'ın AYM yönelik hamlesi sonrası, o Yargıtay krizinden sonra bir adalet nöbeti başlatmıştınız. Evet. O sona erdi. Neler göreceğiz biz mecliste Cumhuriyet Halk Partisi açısından? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle böyle yazdan kalma bir gün Antalya'dan ben tüm yurttaşlarımızı, izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Milletvekili kampımız başladı, sürüyor. Hem kurultay sonrası süreci değerlendirdik hem de sizin de söylediğiniz gibi önümüzde yakıcı bir meclis gündemi var. Meclisin en önemli görüşmelerinden bir tanesi malum bütçe görüşmeleridir. 11 Aralık tarihinden başlayacak ve bizim talebimiz üzerine 8 günden 10 güne uzatılan bir görüşme maratonu olacak. Burada milletvekillerimizi hem uzmanlıkları açısından, hem muhalefet etme yetenekleri açısından, hem de yol gösterme kapasiteleri açısından tüm halkımıza tanıtmak istiyoruz. Bu bağlamda biz konuşmacı listesini hazırladık. Sayın Genel Başkan da bu konuda gerekli ikazlarını yaptı. Meclis grubu son derece etkin bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde kendisini gösterecek. Tabii bütçe görüşmeleri sabahtan başlayıp gece yarılarına kadar sürecek bir çerçeve olacak. Yarınki programda adalet nöbetinin devamına ve geleceğine ilişkin de bazı görüşmelerimiz olacak. Grubumuzun bu konudaki önerilerini alıyoruz. Çünkü burada biliyorsunuz yalnızca 130 milletvekili değil, aynı zamanda MYK'yı oluşturan ve milletvekili olmayan arkadaşlarımız da var. Geniş bir kurul dolayısıyla. Onlar hep beraber çalışacak. Pazartesi günü yani İYİ Parti'nin GİK toplantısı devam ederken bizim de parti meclisi toplantımız başlayacak. Böyle ilginç bir tesadüf oldu. Bütün bunları hep beraber gerçekleştireceğiz. Şimdi pazartesi aslında merakla bekleyeceğiz bizler de. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu toplantısı var. Yerel seçim ilişkin önemli bir karar bekliyoruz oradan da. Evet, evet mi diyecekler, hayır mı diyecekler? Bugün Genel Başkan Özgür Özel şöyle söyledi. Her iki kararda da nezaketimizi sürdüreceğiz dedi. Elbette olumlu yanıt istiyor ama her iki kararda da nezaketlerini sürdüreceklerini söylediler. Peki siz nasıl bir karar bekliyorsunuz? Yarın yerel seçimlere ilişkin özel gündemle bir MYK var. Ondan öncesinde kamp devam ediyor. Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. İttifak yokmuş gibi mi çalışıyorsunuz? Yoksa İYİ Parti'ye ilişkin nasıl değerlendirmeler yapılıyor toplantıda? Şimdi şunu kabul etmek lazım. Bir kere her siyasal partinin bir kurumsal kimliği var ve o kurumsal kimliğine kendi kurulları karar verir. O kurumsal kimliğini ne yapacağına. Buna karşı saygı dışında bir tutum izlemek herhalde akla aykırı olur. İYİ Parti hem kendisi için en uygunu hem de umuyoruz ki memleket için en uygun olan neyse ona karar verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 100 yaşını doldurmuş ana muhalefet partisi, 130 milletvekili var.